Bu alçak, bu haysiyetsiz, bu vatansız, bu cibiliyetsiz. Bilmiyor mu böyle bir pozun Türkiye'de bu ülkenin vatandaşlarını rahatsız eder? Zaten rahatsız ol diye yapıyor. Biliyor değil mi? Tabii biliyor. Bilmiyor mu böyle bir pozun karşılığı hain, ihanettir? Çünkü böylesi bir günde Yunanistan'da veriyor bu pozu. Bilmiyor tabii, mu tabii, bunu? Tabii. Biliyor. Bugün Yunanlı birkaç gazeteci Türkiye'de hürriyetin olmayıp Yunanistan'da gerçek hürriyetin olduğuna dair paylaşımlar yaptı. Evet. Ama bunlarla aynı fikirde olanlar, şimdi Enes Kanter, FETÖ'nün iş çamaşırlarını koklasın diye gönderildiği kişi. Kendileri bunu kendileri paylaştıkları için söylüyorum. Yani bu bir komplo teorisi değil. Şimdi Enes Bayrak'ın, FETÖ elebaşısının iş çamaşırlarını koklayarak vermiş olduğu pozlar, açıklamalar sadece Enes Kanter'e ait değil. Bu ülkede Peygamber Ocağı'nın üniformasını giymiş, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kutsal bir ocağın üniformasını giymiş alçak adamlar helikopteriyle Yunan'a sığındı. Halbuki Yunan'a karşı mücadele etmek için yetiştirildi. Şimdi dolayısıyla benim söylemiş olduğum bir şey vardır. 15 Temmuz'dan sonra şu kadar pilot eksiği var. Türk Hava Kuvvetleri ne yapacak? Hatırlıyor musun o dönemleri? Yandık, bittik, öldük. Öldük, silahlı kuvvetler harp yapamaz. 40 gün sonra girdiğiniz takdirde çıkamazsınız diyen Genelkurmay Başkanı eskisine, nazire yaparcasına Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3000 DAEŞ'liyi etkisiz hale getirdi. Ne Azez'i bıraktı, ne Cerablus'u bıraktı, ne de efendime söyleyeyim Elbab'ı bıraktı orada. Hatta dediler ki Elbab'a girmeyin, Akil Tepesi'ne hiç gitmeyin. Ya niye orada DAEŞ var? Hani buna karşı mücadele ediyorduk. Ya dediler boş ver. Orada şehitlerimiz oldu. Bugün geldiğimiz noktada Ukrayna sahasında cep telefonu üzerinden koordinatlarının Batı tarafından Ukrayna istihbaratı ve silahlı kuvvetleriyle paylaşılıp 50'nin üzerinde Rus generalinin öldürülmesinden geriye filmi sardığımda ne görüyorum? Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yer ve lokasyonları da bizzat DAEŞ dahil olmak üzere bu terör örgütleriyle birileri tarafından paylaşıldı sevgili Turgay Güler. Aha da bu programın dışında bu konuyu gündeme getiren başkaca da bir programın olduğunu zannetmiyorum. Yok zaten. Söylüyorum da. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. En öldük bittiğimiz dediğimiz anda çıktım bir gün ekrana, o zaman söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'dan çok daha güçlüdür. 14 Aynen Temmuz'da öyle. Mukayese edilmeyecek. O zaman Evet evet. Şimdi zaten güçlü elhamdülillah. O yüzden şunu söylüyorum. Aslında ifraz etmek, onların Yunanistan'a helikopterle kaçması, birinin Nordic Monitör kurması, bunun direğe sarılması falan. Bunun işte kokladığı donun sahibi de Yunanistan'a göz kırpıyor şu sıralar. Onu hatırlatır mısın? Çünkü o pas geçilen bir evet. konu. Yani bir Yunan Ekaterini bir röportaj yapıyor. Röportaj yarıda kalıyor. Röportaj esnasında Yunanlıların nasıl hürriyet aşkıyla dolu olduğuna dair açıklamalar yapıyor Fethullah Gülen. Ve röportaj daha sonra rahatsızlandım dediği için yarıda kalıyor. Hakan Şükür de var. Çıkıyor diyor ki ben hain miyim? Hainin babasısın sen. Hainin babasısın babası. Hainin. Neyse bir şey diyeceğim. Evet, buradan devam edelim. Şuna görelim ilişkin, işte. Yani şuna, budur. Şuna ilişkin yani bir şey buna söyleyeceğim. Niye şaşmıyorum biliyor musun Turgay Güler? Ya fikirdaşları helikopterle Yunan'a sığınmış. Enes direğe sarılsa ne olur? Şimdi ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Bir soru soracağım. Bunların hain olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Biliyoruz. Hakan çıkıp diye ben hain miyim bana? Bu senin arkadaşın. Bu senin Çık arkadaşın. İki kelam et. Hadi et. O bayrağın direği var ya diye söze başla Enes Kanter'e. Hiç mi utanmadın de? Ha? O bayrak direğiyle niye öyle poz veriyorsun? Hadi, de? Hadi.